yaşanır. Gezi ruhu da yaşanır yani. Komünde yaşanır. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. İyi ki sizler varsınız. Emeğinize sağlık. İyi günler. Bir saniye abla, sizi buraya alacağız tekrar herhalde. Neymiş? Konuya Çapul TV. Tamam. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Burada hem bize rakipler olduğunu söylediniz, yoldaşlarımız aslında onlar. Burayı sürekli izlediğinizi söylediniz ve canlı yayında da CNN International ve siz. Şimdi ana akım medya hiçbir şey göstermiyor. Gösterdiği zaman da inanılmaz çarpıtarak ve büyük oranda yalan gösteriyor. Bu anda Çapul TV nasıl bir bilgilendirme sağladı sizin açınızdan? Bir kere anında burada, yani gerçeği görüyoruz. Yani gaz bulutu geldiği zaman da görüyoruz. Arkadan insanlar geçerken de görüyoruz. Atılan gazların fişeklerini, seslerini de duyuyoruz. Yani yerinden tabii yapılması çok önemli yayının. İkincisi ara ara objektif haber, yani işte valinin açıklamasında olduğu gibi veriyor ya da başbakanın açıklamasında olduğu gibi veriyor. Arada şarkılar ve hep pozitif destekle. Yani ben arkadaşım artık bayılacak konuşmaktan, gaz geliyor bir yandan görüyoruz. Nasıl devam edecek, biraz su ise falan diye biz böyle hani ne yapsak, bütün tabii metrolar durdurdu, bizim arabamız yok, hani yürüyerek mi oraya gitsek, o noktaya getirdiler artık normal insanları, düşünen insanları. Haberleşme, yani gittikçe arada diğer haberleri, sırf röportaj değil yani, haberlerin verilmesi tabii ki avantaj. Şarkılar güzel, sabaha karşı uyuyamıyoruz sizsiz diyenlere. Güzel kızımızın uyuyun uyuyun dinlenin, hepimizin zinde olmamız lazım diye pozitif motivasyonu harika. Her şey süper. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Yormayayım sizi daha fazla. Tamam. İyi günler. Şimdi ben hemen bir haber vereceğim. Kızılay Meydanı'nda 1 Haziran günü çatışmalarda polisin gerçek mermi kullanarak başından vurduğu işçi Ethem Sarısülük'ün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar Sarısülük'le ilgili bilgi vermişler. Fiziki ölüm için 90 saat beklenmesi gerektiğini belirtmişler. Gördüğünüz gibi aslında ölümler devam ediyor. Daha önce de Ali bahsetti aslında. Ölü sayısı az gözükmesine rağmen şu anda yoğun bakımda, komada olan, ağır yaralı olan pek çok insan var. Ve bu insanlara dair ana akım medyada kesinlikle hiçbir şekilde bilgi paylaşılmıyor ki bilançoyu düşük tutmaya çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Ama bilançoyu en düşük tutmaya çalıştıklarında bile 3 ölü, 5000'den fazla yaralı, sayısız gözaltı var. Bu sayısız gözaltıya tabii ki kötü muamele, darp, işkenceyi de eklemek gerekiyor. Bu arada tweetler var, bu arkadaşlar da uyardı. Arada bir ses ve görüntüde bir kayıp oldu diye. Kusura bakmayın, öyle bir kayıp oldu. Teknik bir sıkıntı oldu hemen ama giderdik. Şimdi bahsedildi demin, Vali Mutlu. Bu arada insanlar gelmeye devam ediyor. Biz Gezi Parkı'nda yayın yapar. Şimdi... Evet, şu anda bir haber aldım arkadaşlardan. Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmış. Demiş ki ben İçişleri Bakanı'ma talimatımı verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek. Yurt dışından gelecek akla da bizim ihtiyacımız yok demiş. Tekrar ediyorum. Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'nın ve bütün direniş noktalarının dağıtılacağına ilişkin cüretkar bir açıklama yapmış. Her zamanki üslubuyla, benim bakanım herkese amcasının oğlu gibi davranıyor malum. Herkese onun emrinde. İçişleri Bakanıma talimat verdim demiş. 24 saat içinde bu iş bitecek diye belirtmiş Tayyip Erdoğan. Vali zaten aslında Tayyip Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapacağı valinin söylediklerinden de az çok belliydi. Onun öncülüğü de aslında. Çünkü İstanbul valisi inatla Gezi Parkı'ndaki direnişi marjinalleştirmeye çalışıyor. Marjinalleştirmeye çalışıyor ve bunu yaparken de hakikaten eski Soğuk Savaş diline yakın, inanılmaz ötekileştirici ve bir düşmanca bir dil kullanıyor. Vali ne demişti? Kısaca hatırlayalım. İstanbul valisi, kuşları ve ıhlamur kokusunu seven valimiz. Demişti ki Gezi Parkı'nda artık sadece marjinaller kaldı. Dediğim gibi herhalde helikopterden bakarken tespit etmiş. Artık içeride işte meşru göstericiler yok. O yüzden orada bulunmak artık risk oluşturuyor dedi. Bunun mealen tercümesi şu: her an öldürebiliriz sizi, sonra duymadım demeyin diyor aslında. Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanıma talimat verdim. Orayı dağıtacağız. 24 saat içinde bu iş bitecek diyor. Demin biz medya analizi yaparken zaten ana akım medyanın da özellikle öne çıkardığı başlık, Tayyip Erdoğan'ın bu iş bitecek, yakında bitecek yolunda söylediği sözlerdi. Özellikle o ön plana çıkarıldı ve
uluslararası tepkilere de Tayyip Erdoğan tabir caizse gider yaptı. Uluslararası basına ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına vesaire. Ve dedi ki hayır, uluslararası akıllara da ihtiyacımız yok. Bizim kendi aklımız kendine yeter. Kendimize yeter. Biz orayı dağıtacağız diyor. Tepkiler de umurumuzda değil diyor. Bu gelen son haber. Haberiniz olsun. Bu arada saat 6'ya yaklaşıyor. 6'ya 5 var, 10 var. 6'da Güven Park'ta bir çağrı yapılmıştı. Öğrenciler, liseliler ve üniversiteliler toplanacaklar. Toplanmaya başladılar zaten. Çok da yaratıcı bir eylem koyuyorlar oraya. Polis barikatlarının ortasına gidip kitap okuyacaklar. 6'da toplanacaklar. Ankara muhalefeti hemen hemen belli bir süredir zaten akşam 6'da çağrı yapıyor Güven Park'ta toplanmak üzere. İnsanlar da orada toplanıyorlar. Ankara'da da sert müdahaleler oluyor genelde. Kennedy Caddesi özellikle direnişin ve polis müdahalesinin belirginleştiği yerlerden biri, öyle söyleyeyim. Amerikan Büyükelçiliğine dönük şöyle bir söz düşmüştü, medyada dolaşıyordu. Daha doğrusu CNN International'a bağlanan başbakanlık danışmanlarından biri işte Gezi Parkı ve daha doğrusu Ankara'daki özellikle Gezi Parkı'na dönük protesto ya destek eylemliliklerine ilişkin soru sorduğunda Kennedy Caddesi biliyorsunuz Amerikan Büyükelçiliğine yakın Ankara'da. O zaten onlar o Gezi Parkı eylemcileri Amerikan Büyükelçiliğini yakanlar, Amerikan Büyükelçiliklerine saldıranlar dedi. Muhabir de biz onu sormuyoruz zaten kimin kimi yaktığını bilmiyoruz ama nedir yani durum vesaire deyince ve bu aynı üslubu başbakan danışmanı sürdürünce yayından alındı CNN International'da. CNN International iyi bir sınav veriyor en azından bu Gezi Parkı protestolarına ilişkin, pek çok insandan da duyuyoruz zaten. pek çok tweet var, uluslararası dayanışmalar da var. Yine Ostim işçisi tekrar edelim, 1 Haziran'da Kızılay'daki eylemde plastik mermiyle yaralanan Ethem Sarısülüğün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar 90 saat lazım fiziksel ölüm için, 90 saat sonra fiziksel ölümü gerçekleşecek şeklinde bir resmi beyanda da bulunmuşlar. Türkiye'de polis öldürüyor, Türkiye'de vali öldürüyor, başbakan öldürüyor. Açıkça insanların canını alıyorlar ve üzerine bir de psikolojik harp ilan ettiler. Bu insanları marjinal terörist ilan ediyorlar. Bunları mümkün olduğunca tabii ki sosyal medya üzerinden yaymak lazım. Daha da önemlisi, en az belki de onun kadar önemli ve daha önemlisi, 7'de bir çağrı yapıldı. İnsanlar Gezi Parkı'na çağrıldı Taksim Dayanışması tarafından. Buradaki insanların meşru temsilcisi Taksim Dayanışması tarafından. Bu desteğe olumlu cevap vermek çok önemli. Çünkü burayı ne kadar marjinalleştirebilirlerse, ki yakında şöyle bir söylem gelişirdi Vali Mutlu. Oradaki insanların 1/4'ü zaten gitti, kalanlar sadece marjinal dedi. Vali Mutlu'nun anlamadığı şey buradaki insanlar bir yandan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Sabahları işe gidiyorlar, akşam yine buradalar. Vali Mutlu bunu bir türlü çözemedi. İnsanlar dönüşümlü kalıyorlar, burada nöbet tutuyorlar. Yorulan, yeterince gaz yiyen, gaz kotası da olanları dinlenmeye alıyoruz burada. Gaz kotası daha olanlar burada devam ediyorlar dinlenmeden, direnmeye. Umarım yakın zamanda anlar Vali Mutlu buradaki insanların marjinal olmadığını, buradaki insanların sürekli belli talepler çerçevesinde meşru hakkını, protesto hakkını kullandığını, ki anlayacağını zannetmiyoruz. Savaşı ilan etmiş durumdalar zaten ama Gezi Parkı'nda da inanın bizim gördüğümüz kadarıyla, buraya gelen konuklardan da görüyorsunuz, yüzleri gözleri açık, isimleri belli, adlarını kendileri veriyorlar, yüzlerini kendileri gösteriyorlar ve açıkça diyorlar ki ben Gezi Parkı'ndayım, Gezi Parkı'na geldim, burayla dayanışıyorum. Valinin söyledikleri yalandır, başbakanın söyledikleri yalandır ve korkmuyoruz diyorlar. İnsanlar bu mesajı buradan en azından Çapul TV vasıtasıyla doğrudan veriyorlar. Bu arada Erdoğan'ın haberi tekrar düşüyor. Erdoğan çeşitli görüşmeler ayarladı biliyorsunuz. Twitter'da da yankı buldu. Bir tweette polet alemdar yetmez de Memati'den korkabiliriz belki diyor bir arkadaş. Yani Tayyip Erdoğan... biliyorsunuz bu çuval vakası vardı. Onun hıncını televizyonda Kurtlar Vadisi'yle almaya kalkmıştı hükümet. Herhalde buranın da hıncını Polat Alemdar'la, hesabını Polat Alemdar'la kesmeye çalışıyor. Polat Alemdar'ın sanal kahraman olduğunu umarım anlar. Polat Alemdar yani buraya gelip burada da direnişçilere herhangi bir nasıl diyeyim sataşmada bulunursa tabii biraz sıkıntı yaşar. Öyle kahramanlık falan televizyondaki gibi olmuyor. Ona haberi olsun. Bu arada Anonymous yine yaratıcı hacklemelere devam ediyor. Rütü'nün sitesini hackledi Anonymous. Zaten 4-5 gün önce Anonymous bir
çağrı şeyde bulunmuştu, destek mesajında ve artık Gezi Parkı için kritik hacklemeler yapacağız demişti. Rütü'nün sitesi hacklenmiş durumda. Bu arada çok fazla çağrı var. Herkes çağırıyor. 19'da Gezi Parkı'nda sevgili dostlar. Bütün çapulcular 19'da Gezi Parkı'nda toplanıyor. Bütün valinin, hükümetin, ana akım medyanın ve bir takım devlet parçacıklarının söylemlerine karşın insanların burada yine toplanacağını biliyoruz. Hatta görüyoruz. Çünkü burası yine kalabalıklaşmaya başladı. Hatta ben şu an soluma baktığımda bir tane havuz gözlüklü yakışıklı çocuk görüyorum. O da hazırlanmış, havuz gözlüklerini takmış gelmiş. Ankara'da çeşitli görüşmeler var dedik. İnsanlar Twitter'da özellikle oranın Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeye çalıştığı kimseyi buranın temsilcisi olarak kabul etmiyoruz. Buranın meşru temsilcisi bellidir. Taksim dayanışmasıdır. Toplumsal muhalefeti bölmek için ya da toplumsal muhalefetin üzerinde bir temsil yetkisi kurabilecek kimse yoktur sizin görüşleriniz deniyor. Bir tweet düşmüş. Teyit etmedim ama paylaşayım. Avrupa Parlamentosu Erdoğan istifa çağrısı yaptı deniyor. Bunu teyit edince tekrar paylaşırız zaten. Ya Türkiye gündemli bir toplantı vardı bugün Avrupa Parlamentosu'nda. Biliyorsunuz belli bir zamandır, özellikle son bir haftadır polisin ağır müdahalesine ve hükümetin geri adım atmamasına dönük Avrupa Birliği ülkelerinden başta insan hakları kuruluşları, sivil toplum örgütleri olmak üzere çeşitli çağrılar zaten yayınlanıyordu. Akademisyenlerden de bugün duyurduk. Avrupalı akademisyenler bir metin imzaladılar ve kamuoyuna açıkladılar. Orada bir katılımcı demokrasi kavgası veriliyor. Biz de bunu destekliyoruz. Hükümetin derhal oradan polisi geri çekmesini talep ediyoruz. Sözlerini sarf ediliyordu metinde. Bu arada Ankara'dan bir haber. Kuğulu Park'ta tekrar insanlar toplanmaya başladılar diyor. Kuğulu Park'ta ne olmuştu? Sabah polis halkımız Kuğulu Park'ta gezemiyor gibi bir tuhaf gerekçeyle oradaki insanları çadırlarını kaldırdılar, pankartlarını söktüler ama insanları oradan çıkartamadılar. Dağılın çağrısında bulunmasına rağmen polis Kuğulu Park'ta insanlar direndiler ve orada kalmayı tercih ettiler. Henüz bir müdahale yok ama insanlar kalabalık olmaya başladılar, kalabalık şekilde toplanmaya başladılar. Tekrar etmekte fayda var. Burada sık sık söyleniyor. 4 tane talep var. Bu 4 talep etrafında Taksim Dayanışması'nın çağrıları var ve deniyor ki bu 4 talep karşılanmadan biz buradan Gezi Parkı'ndan çıkmayacağız. Buna karşılık da dediğimiz gibi İstanbul Valisi ve Recep Tayyip Erdoğan 24 saat içinde orası dağıtılacak şeklinde resmi açıklamalarını yaptılar. Bu arada Gezi Parkı'ndan özellikle bu civardan bizi izleyenler için duyuru. Divan Otel'de 2000 yağmurluk hazır bekletiliyor. İhtiyacı olanlar Divan Otel'e gidip yağmurluklarını alabilirler. 2000 yağmurluk Divan Otel'de hazır bekletiliyor. Hava yağabilir, her şey olabilir. Yağmurluk ihtiyacı olanlar Divan Otel'de gidebilirler. Orada çapulcu arkadaşlar onlara gerek şekilde yönlendireceklerdir zaten. Bunun dışında haberlere bakabiliriz. Ankara'da toplandı insanlar. Henüz bir müdahale haberi gelmedi. Zaten işte bir tür kitap okuma eylemi hedefleniyordu Ankara'da. Oradan da sürekli haberleri vereceğiz. Gün içinde Uluslararası Af Örgütü'nden acil eylem çağrısı geldi. Bütün aktivistlerine bir çağrıda bulundu Uluslararası Af Örgütü. Amnesty International. Ve yani özellikle Türkiye üzerine çalışma yürüten bütün şubelerindeki bütün aktivistlere Türkiye için acil eyleme çağırıyoruz diye bir tabir kullandı. Ve polis şiddetine karşı aşırı güç kullanmasına karşı duydukları kaygıyı paylaşarak biber gazının bu şekilde yoğun kullanılmasının ve insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturabilecek bu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu, uluslararası standartlara da aykırı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Af Örgütü uluslararası insan hakları derneklerine de çağrıda bulundu. Polis şiddetinin derhal durdurulmasına ilişkin kampanyalara katkı vermelerini ya da kampanyalar örgütlemelerini söyledi. Şimdi bugünün özeti, özellikle son 20 dakikanın özeti, dediğimiz gibi Gezi Parkı tehdit ediliyor. Vali Mutlu sabahtan beri tehdit ediyor. Önce zaten buraya hiçbir şey olmayacağını söylemişti. Sonra işgal etmeye kalktı.
elinde patladı, işgal de edemedi ama burayı çapraz ateşe aldı, deyim yerindeyse. Ama buradaki insanlar burayı terk etmediler. Klasik bir Gezi Parkı gençleri ve marjinaller ayrımına gidiyor. Ve buranın artık bir marjinal yuvası olduğunu deklare ediyor. Buranın artık risk alanı olduğunu, yani burada durmanın hayatından vazgeçmek olduğunu söylüyor Sayın Vali. Kadir Topbaş bir konuşma yapmıştı. Biraz önce de değindik. Kadir Topbaş meselenin isyan boyutunu tamamen unutmuş durumda. Farklı bir muhabbet var kafasında. O Topçu Kışlası mı yapsak acaba, cami mi yapsak yoksa müze mi yapsak diye düşünüyor hala. Televizyon çok fazla izlemiyor ya da izlediği kanallarda muhtemelen Gezi Parkı direnişi yayınlanmıyor. Aslında diye bir açıklama yapmış. Demiş ki bu kente Topçu Kışlası ile beraber bir de başta kent müzesi olmak üzere bir şeyler yaparsak turizme de, turizmden de para gelir demiş. Tabii nasıl bir kafa Kadir Topbaş'ın ki bilmiyoruz ama yani İstanbul valisi bile olağanüstü hal neredeyse ilan edecekken belediye başkanının hala Topçu Kışlası mı yapsam yoksa ne bileyim müze mi yapsam diye düşünmesi tabii biraz abesle iştigal. Herhalde kendini biraz kızağa çektirmeye çalışıyor. Çok fazla müdahale etmemeye çalışıyor. Ankara'dan yeni haberler geliyor yavaş yavaş. İnsan herhangi bir müdahale yok deniyor ama insanların toplandığı söyleniyor. Burada tweetlerde direnin ilaçları gönderdik diyen çapulcular var. Çadır gönderiyoruz diyen çapulcular var. Buradan birkaç kere duyurduk zaten. İnternetten ulaşabilirsiniz. Eğer kargo ile göndermek istiyorsanız İstanbul Halk Evi'ne gönderebilirsiniz. Adresi de internette var. Demin çok önemli bir şey söylendi. Bir çapulcu ablamız buradaydı. Aslında biraz Vali Mutlu'ya da kapak olan bir konuşma yaptık onunla. Vali Mutlu annelere babalara sesleniyordu. Çocuklarınızı oradan çekin, risk altındalar diyordu. Biz burada bir çapulcu anneye denk geldik. O çocuğunu da kendisi getirmiş. Bir de sağ olsun buradaki çapulculara pek çok dedi ki özellikle battaniye yağmurluk getirdim dedi. Özellikle koştum dedi. Gece sizi izlerken dedi gaz bulutunu görünce endişelendim dedi. Aslında alternatif medyanın gücü biraz burada. Çapul TV'nin yapmaya çalıştığı şey biraz bu. Tam olarak burada bir ne olup bittiği. İkincisi de yani bu ana akım medyanın, valinin, bürokrasinin her kim olursa olsun klasik söylemlerine, ezberlerine itibar edilmemesini sağlamak adına doğrudan canlı bir müdahale yapılabiliyor buradan. Gezi Parkı etrafında olan varsa, burada gelip derdini anlatmak, konuşmak isteyen varsa, bilgi paylaşmak isteyen varsa buraya gelip bizle beraber yayına da katılabilir. Kapılarımız, pencerelerimiz zaten açık. İstedikleri yerden girebilirler. Sorgusuz, sualsiz, selamsız, sabahsız oturabilirler yanımıza. Sıkıntı yok. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun istifa çağrısı yine tweetlerle düşüyor. 24 saat içinde burası orayı bitireceğiz söylemi Avrupa Parlamentosu'nda belli bir yankı buldu. Onun dışında zaten burada da yankı buldu ama burada bulunan yankı korkuyla ilgili değildi. İnsanlar endişelendiler ama endişelenme nedenleri işte başlarına gelecek şeyler değildi. Daha çok bu ülkenin gidişatıyla ilgili endişeler taşıyorlardı. Çünkü 16 gün oldu. İnsanlar sokaktalar, direnişteler ve bütün polis terörüne rağmen insanlar yoldaşlarını kaybettiler, arkadaşlarını kaybettiler, yaralandılar. Ama buna rağmen pek çok zarar görmelerine rağmen insanlar yine buraya geliyorlar. Zaten arkadan yavaş yavaş görüyorsunuzdur. İnsanlar buraya akıyorlar. Biz de kameralara biraz dışarıya çevirelim. İnsanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar burada? Ha, bir konuğumuz mu var? Tamam. Tamamdır. Bir konuğumuz var, onu alalım. Ali'yi de buraya alalım. Evet, Kenan Çamurcu yanımızda. Kenan, buyur, sen de buraya gel. Peki, Kenan Çapulcu olarak mı geldiniz buraya şimdi? Zaten soyadımı hep öyle okuyorlarmış. Böyle tweetler geliyor diyor. Nerede bir çapulcu okusam Çamurcu ya da Çamurcu'yu Çapulcu olarak okuyorum. Yani benim açımdan da bu tabii hoş bir tesadüf. Bundan da mutluyum açıkçası yani. Böyle bir ses uyumu da soyadımla olduğu için bu da ayrı bir şey tabii benim için. Bir rütbe diyeyim yani. Onurla taşıdığım bir rütbe, nişane. Peki sana da bir hoş geldin diyelim. Sen de çapulcusun herhalde. Evet, ben de çapulcuyum. Tamam, biraz babanla konuşalım sonra devam edeceğiz. Şimdi yani bu son olaylara dair çok derinlikli analizler var. Zaten siz de yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Biz burada çok derin analizlere girmiyoruz ama böyle güncel gelişmeler üzerine yorumları aktarıyoruz. Sıradan insanlar da oluyor, vekiller de oluyor. Siz de
vaktiyle Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordunuz uzun yıllar önce. Yani resmi danışmanı değildim de onunla birlikte çalışan ekibin içindeydim ben de. Ve 94 ile 97 arasında 200 civarında uluslararası organizasyonu, onu belediye başkanlığı döneminde ben yönettim. Ben projelendirdim çoğunu ve yönetimini ben yürüttüm. Yani ona bir tür think tank olarak çalışan grubun ne diyeyim yani önde gelen isimlerine bir tanesiydim, evet. Peki şimdi bugün yani üst üste açıklamalar geldi. Tayyip Erdoğan orayı temizleyeceğim falan bilmem ne. İşte, ya bir hiç geri adım atma yani 3 tane ağacı kesmek için bütün polis gücünü seferber eden, memleketi bir iç savaş atmosferine sürükleyen bir liderimiz var. Neden böyle oldu? Yani siz biraz yakından tanıdığınız için ne düşünüyor acaba? Şimdi tabi bu onun açısından beklenmedik bir şey yani. O hiç 10 yıllık iktidarı boyunca süresince hiçbir şekilde yakın çevresinden veya dış halkalardan hiçbir zaman bir itirazla karşılaşmamış, politikasına itiraz edilmemiş, hep bir takım şeyleri lütfetmiş bir lider olarak kendini biraz da böyle ilahi bir armağan falan olarak görüyor topluma ve Türkiye'ye. Böyle bir lider olarak tarihin bir anında işte 31 Mayıs'ta insanların sokaklara da çıkarak bir şeyi talep etmelerini kabullenemiyor. Bu biraz da işte eskiden aslında bu muhafazakar çevreler çok bunu bir mizah konusu yaparlardı ya da çokça hatırlatırlardı. Eğer bu memlekette Tan Doğan'ın söylediği memlekette komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Dolayısıyla bu memlekette demokrasi gelecekse Erdoğan getirir. Bu peki öyle gelir mi demokrasi? İşte yani böyle bir şey olmayacak, böyle bir yöntemin hiç de doğal olmadığını, daha çok bir şey ürünü olduğunu, yapay GDO'lu bir ürün olduğunu ona bu sokak hareketi anlatıyor. Çok affedersin. Şunu kapatayım da. Tamam. Biz de bakalım o arada yeni bir gelişme var mı? Neler var? Sendika ORG'de güncel gelişmeleri görebilirsiniz. Gerek hükümet cephesinden gerek Taksim dayanışmasından yapılan açıklamalara, evet, devam ediyoruz Kenan Çamurcu'yla. Bu memlekete bir şey yapılacaksa Tayyip Erdoğan yapabilir. Bir, yani Allah'ın, Tanrı'nın bir lütfu olarak o. Nasıl olur da ona itiraz edilebilir? Yani bu Yavuz Selim metaforizmasından hareket edersek, Erdoğan modern bir zillullah gibi kendisini neredeyse konumlandırıyor. Allah'ın bunu, yani. Tamam, tekrar açıklayabilir misin? Yani bu şeyin Yavuz Selim köprüsü, aslında Yavuz Selim metaforizması çok önemlidir. Onu sadece böyle Alevileri işte kıymış bir padişah olarak filan konumlandırmakla yetinmemek icap eder. Yavuz Selim İslam tarihinde diyeyim, Osmanlı tarihi değil sadece, İslam tarihinde doğuya, İslam beldelerine fetih seferleri düzenlemiş, bu manada büyük bir kırılma yaratmış ilk kişidir. Yani İslam beldelerini fethetmiş bir Müslüman padişah. Bu paradigma dışı bir şeydir. Kabul edilemez bir şeydir. Çünkü İslam'ın temel ilkesi ezan okunan belde fetih yapılamaz. Şimdi o metaforizmada Erdoğan batılı dostlarına önemli bir mesaj verdi. Benim batıyla bir işim yok. Bütün işim doğuyla. Doğuyu fethedeceğini orada da simgelemiş oldu. Dolayısıyla bu Alevi meselesini de aşan bir konu olarak aslında görülmesi lazım. Şimdi Yavuz Selim çapında ya da öyle onda tecessüm etmiş, somutlaşmış, cisimleşmiş, bedenlenmiş bir zillullah, modern zillullah, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak Erdoğan, yani 15 gündür neredeyse gencecik çocukların başkaldırısıyla karşı karşıya. Bunu kabullenemiyor. Bunu hiçbir zaman kabullenemiyor ve kabullenmeyecek. Bu yani 24 saatte bu işi bitir şeyi ne pahasına olursa olsun manasına gelir. Allah korusun yani. Bu çok tehlikeli bir şey. Peki bitirebilecek mi sizce? Siz nasıl bir atmosfer gördünüz burada? Bu bitirebilecek bir şey değildir. Yani bu benim mukayeselerle anlamaya çalışacaksak, bu Mısır'daki Tahrir'den daha güçlü bir damar, muhalefet damarı. Yani Tahrir'de, Mısır'da bunun çok daha azı insan, çok daha kısa süre sokaklardaydı. Veya Tunus'ta bundan çok daha az insan, Tunus'ta devrim yaptı. Yani hep deniyor ki işte oralarda diktatörler vardı, burada seçilmiş bir lider var. Doğrudur, fakat bu seçimin 12 Eylül askeri darbesini simgeleyen onun timsali %10 diye bir barajla yapıldığını, yani seçmen davranışını yozlaştıran, tahrif eden, hiç kimseyi kendi tercihine oy verdirtmeyen bir siyasi rejim sayesinde bu iktidarı
elde ediyor Erdoğan. Bunun nasıl normal bir iktidar olduğu söylenebilir ki? Veya işte son Amerika'dan getirtilmiş olan o şaibeli seçim sistemi, elektronik sistem mi mesela, üzerine yapılmış çok şey var, konuşulmuş çokça laf var yani, çokça şey söylenmiş. Bu sistemde her türlü şaibenin, hilenin yapılabildiğini, çok kolay olduğunu pek çok insan, uzman anlattı. Şimdi bu ikisi kalkmadan bu memlekette özgür bir seçim yapılamaz. Eğer özgür bir seçim yapılamıyorsa ve milli irade özgürce tecelli edemiyorsa, bunun Mübarek'in demokrasisinden ne farkı var? Veya Bin Ali'nin demokrasisinden ne farkı var? Şimdi bu insanlar Türkiye'nin dört bir tarafında ama merkezi şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere 15 gündür on binlerce insan sokaklarda, sadece ağaca değil, o ağaç simgelediği, sembolleştirdiği özgürlüğe de sahip çıkıyorlar. Özgürlüklerini istiyorlar. Ve bana kalırsa zaten böyle bir itiraz, bu protestolar, şu %10 denen ve seçmen iradesini tahrif eden, yozlaştıran 12 Eylül darbesinin ürünü baraj sistemi kalkmadan, bu setsiz denen şaibe ve hile mekanizması ortadan kalkmadan asla evlerine dönmemelidirler. Dönmemeliyiz. Biz evimize dönmemeliyiz. Burada tabii ki Taksim'de Gezi'deki ağaçları kurtaracağız. Buraya müdahaleyi engelleyeceğiz. Ama Türkiye'ye müdahaleyi de engellemeliyiz. Yani Gezi bunu simgeliyor aslında. Yani bu Azizi'nin, Muhtunus'ta bu Azizi'nin seyyar tezgahına bir sürü edebiyat üreten bu muhafazakar dünya ne oldu da buraya komplolar yazmaya başladı bir anda? Yani onlar dünya değişiyor diyordu. Şu anda buharlaşmış olan Dışişleri Bakanımız, Tunus ve Mısır olayları olduğu zaman dünya değişiyor, bu küresel bir şey, yeni bir dünyaya doğduk diyordu. Tamam, o yeni doğduğumuz dünya burada da devam ediyor işte. Yani hiç mukayese etmeyelim falan diyorlar ama o dünya, yeni dünya işte burada da. Burada bir medya devrimi yaşanıyor. İşte sizin televizyonunuz NTV'ye meydan okuyor. Kimse NTV izlemiyor. Benim önümde, inanıyorum ki on binlerin önünde çapıl TV açık şu anda. Yani ne olup bittiğini buradan izlemek istiyoruz. Doğru haberin buradan aktığını biliyoruz çünkü. Ne NTV'nin ne diğer kurgulanmış stüdyo ürünü haberlerin doğru yansıtmadığını biliyoruz. Bu bir medya devrimidir. Bu kim geri alabilir ki bundan sonra? Pekala, yani o zaman şey yapalım. Yani bu analizi yaptık. Buradan nasıl diyelim, bir şeye, valiye, valinin selamı var buraya. Bu selamı biz herkese söylüyoruz. Selamı almamak ayıptır, günahtır. Allah'ın selamını almamak. Bu selama karşı ne demek istersiniz? Yani orada kuş sesleri, işte ılamur kokuları falan dediğimiz o selam farklı bir şekilde geldi buraya ama ona ne dersiniz? Sayın valiye şunu söylemek icap eder. Şimdi o çok güzel şeyler söyledi gerçekten de. Burada ıhlamur kokuyor burası dedi. Ama seçilmiş bir lider ve bir seçimde belki gidecek olan, ilk seçimde belki de artık lider olmayacak olan kişi burası iyi, pislik kokuyor dedi. Şimdi biz vali, İstanbul'un valisidir. Burada kalmaya devam edebilir muhtemelen. Ya da edecekse de, böyle bir siyasi kariyer olacaksa da bir sonraki lider de onu belki burada tutacaktır. Biz yüz yüze bakacağız. O lider, yani burası iğrenç kokuyor diyen lider gidecek. Biz ıhlamur kokuyor, burası kuş cıvıltıları var diyen valiyle yüz yüze bakacağız. Bunu hesaba katması icap eder. İstanbullunun yüzüne bakabilen bir vali olmak olmayı tercih etmeli. Ya da buradan eğer görevden ayrılacaksa bile İstanbullunun onu hayırla yad ettiği bir vali olarak ayrılmalı. Ama eğer o liderin yani itaatsizlik edemeyecek, memurdur bir şey diyemiyorum ama görevini durumdan vazife çıkarmayarak, yüklenen kötülük yapma görevini abartmayarak buradaki insanlara yardımcı olabilir ve buradan hayırlı anılan bir vali olarak ayrılır. Aksi takdirde o vali hiçbir zaman burada hayırlı anılmayacak. Onun selamını alacak kimse bulamayacak. Hiç kimse onun selamını aleykümselam demeyecek eğer böyle devam ederse. Yani bunu söylemek isterim ona mesaj olarak. Peki o zaman son, sizin de vaktiniz dar. Buradan çağrılar da yapıldı. Yani AKP'li, ben iki konuğumu da aldım burada, yani günlerce çatışan, Almanya'dan gelen, AKP'ye oy vermiştim yani, yurt dışında olmasına rağmen hani o kadar bağlı ki oy kullanma şeyi duymuş, gereği duymuş AKP için. Yani iki seçmen aldım, bundan sonra vermeyeceğiz falan dedi. Yani diyelim ki bunlar hani marjinal AKP'liler olsun.
AKP'liler, yani onurlu, vicdanlı AKP'liler, bu memleketin %50'si onursuz, vicdansız olamaz. Yani biz şöyle söylüyoruz, buradaki direniş halka, AKP seçmenine karşı değil, bu yönetim anlayışına karşı. Peki bu çağrı sizce karşılık bulur mu? Yani onurlu, vicdanlı AKP'liler var mıdır? Bunun karşısında hükümetine tavır alacak, üyelik kartını kıracak, istifa edecek. Yani bir gösterge olur mu bilmiyorum ama Başbakan'ın son grup toplantısında salon gösterildiği zaman oradaki milletvekillerinin, AK Parti grubunun neredeyse tamamının yüzünden düşen bin parçaydı. Gönülsüzdüler, isteksizdiler, hevessizdiler. Bir holigan grup tezahürat yapıyordu ama o milletvekili grubu katılmıyordu bu şeye, heyecana. Yani yapay heyecana hiç katılmadı. Yani benim oğlum burada gösterilere geldi. Yani büyük tehlikeler atlattılar çocuklar. Arkadaşlarının, 10 arkadaşının 4'ü, en az 4'ü AK Parti'ye oy vermiş ailelerdendir. Yani o çocukların birçoğu AK Partili ailelerden. Burada bulunan gençlerin hepsinin, yani CHP ya da başka AK Parti dışında bir partiye oy verdiğini kimse düşünmesin. Yani buraya gelen çocukların, gençlerin önemli bir kısmı da şeydir. Aileleri, işte bu başbakana oy vermiş insanlar. Bu meseleler evlerde konuşuluyor, hiç kuşku yok. Yani başbakan tabii bütün o yalanları bunun için söylüyor. Yani düşünün, %50'nin oyunu aldığını söyleyen bir başbakan, yalan olduğu ispatlanmış, herkesin bildiği yalanları tekrarlayabilir mi? Yani orada bir sıkışıklık olduğu anlaşılıyor. Bu yalanlara muhtaç. Camiyi kirlettiler diyor. Büyük bir yalan. Yani öyle bir yalan ki, biz yani İslami tabirle söylersem yeri göğü titretecek bir yalan yani. O kadar büyük bir yalan. Yerin altındakiler de bu yalana titrer, yerin üstündekiler de, göktekiler de titrer. Günahtır. Bir mümin, bir inançlı Müslüman bir insan böyle yalan söylemez. Yalan olduğunu bilerek asla söylemez. O zaman mümin kalamaz. Bütün İslam uleması bunu söylüyor. Bir mümin yalan olduğunu bilerek ve zarar vererek yalan söylerse, bilerek söylerse o anda mümin kalamaz diyor. Yani bir başbakan, kendisini İslam'la, inançla tanımlayan bir başbakan nasıl böyle yalanlar söyleyebilir? Ve insanların gözünün içine bakarak bu yalanları söylüyor. Onun yandaş medyası da bu yalanları hiç utanmadan yayınlıyorlar ve köpürtüyorlar. Şimdi bir hadis-i şerif vardır, onunla şeyimi bitireyim. Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir yer inançsızlıkla durur, yerinde durur, bir iktidar durur ama zulümle asla durmaz. Asla durmaz. Dolayısıyla bu yalanlar, bu zulümler, bu iktidarın ayakta durmasının önündeki en büyük engeldir. Bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Teşekkür ediyorum programımıza katılan için. Senin bir mesajın var mı? Son sana çok söz hakkı vermedik. Benim bir başbakana mesajım var. Ben çapulcu oldum çünkü benim 7 yaşındayken babamı işten çıkarmışlardı. Ben bunu televizyondan öğrendim. Hani çok o zaman hayal kırıklığına uğramıştım. Başbakan diğer çocuklara da bunu yapmıştır. Yani bir tek ben olamam. Yani tek dedim, hani geceleri nasıl uyuyor ben onu merak ediyorum gerçekten. Teşekkür ediyoruz sana. Tamam. Yayınımıza katıldığın için sağ olun. Evet, Çapul TV'den Çapulcu'nun harman olduğu yerden aktarmaya devam ediyoruz. Bir izleyicimiz bize jenerik yollamış. Jeneriğiniz yok. Bu da size hediyem olsun demiş. Didar, jeneriğimizi paylaşıyor muyuz? Ben o sırada haber okuyayım. Sen devreye girince beni uyarırsın. Evet, Taksim dayanışması 19'da herkesi Taksim Gezi Parkı'na çağırıyor. 4 talebine sahip çıkmak için. Bugün sadece Taksim'de eylem yok. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yine Gezi direnişiyle, yani 31 Mayıs'ta burada patlak veren ve tüm Türkiye'ye yayılan direnişle dayanışma, bu direnişi büyütme eylemleri var. Yurt dışında Uluslararası Af Örgütü'nün ve feminist örgütlerin ve Türkiye'ye dayanışma içinde bulunan Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Avrupa'da, hatta Asya, Afrika'da pek çok ülkede Türkiye Büyükelçilikleri önünde eylemler var. Bunlar sayısız eylem. Yani Türkiye'dekinin hesabını tutmakta zorluk çekiyoruz. Yurt dışındakileri izlemekte açıkçası zor. Bugün başka eylemler de var. Avukatlar eylemdeydi, baro eylemdeydi. Neden? Çünkü dün Adliye Sarayı'nda Çağlayan
Adalet Sarayı'nda, yani dünyanın en büyük adliyesinde, ki biz onda içinde en küçük adalet bile yokmuş dedik. Avukatlar polis tarafından darp edilerek, ters kelepçe takılarak ellerine gözaltına alınmışlardı. Bu eylemler var. Evet, bugün Gezi Parkı'nda yine kalabalık arttı. Gece bütün o saldırılara rağmen saldırılarda kısmen bir geri çekilip sonra buraya gelen 2000 kadar eylemci buradaydı. Belki daha fazla saymak mümkün değil. Biz yayınımızı o gece 2'ye doğru gerçekleşen o ağır saldırının ardından burayı gören bir yüksekçe bir yerden sürdürdük. Sabah 2 saatlik bir ara verdik. Onun ardından yayınımıza tekrar Gezi Parkı'ndan, Gezi Kafe'den devam ediyoruz. Şimdi Twitter'dan yine çok sayıda mesaj geliyor. Jeneriği mi? Verelim jeneriği, ondan sonra Twitter'la devam edelim. Biberine, gazına, cobuna, sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, eyvallah. Öyle mi? Yani jeneriğin hazırlanması zaman alacak mı? Biz hazırlayan, jeneriği hazırlayan, bizimle paylaşan Çapulcu'ya, kime? Mustafa, Çapulcu Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan bir tasarımcı bizleri günlerdir izlediğini söylüyor. Tasarım ihtiyacınız varsa bu konuda yardımcı olayım diyor. Bunu beğenir yayınlarsanız, evet beğendik, en azından dayanışmanızı öncelikle beğendik. Sevindik, mutlu olduk. Bunu paylaşacağız tekrar sizlerle. Şu an gösteriliyor. Evet. Devam ediyoruz Twitter mesajlarıyla. Neler varmış? Şöyle bir son yarım saatten gönderilenlerden paylaşalım. Çapulcu Tidims, Recep Tayyip Erdoğan içlerine talimat vermiş, bunu paylaşmış. Yani talimat neydi? 24 saat içinde bu işi bitirin demişti. Yalnız burada bu işi bitirme kararı yok. Herhalde bu işi bitirinden kastı polisi geri çekindi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Polis içinde bu konuda çok ciddi rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Emniyet Sendikası'nın açıkladığı 4 polisin intihar ettiğiydi. Pek çok polisin aslında bu ölçüde şiddetli çatışmalara anlam veremediğiydi. Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesine göre polisin insanlara hedef alarak yaralanmalara, ölümlere yol açarak gerçekleşen bu demokratik tepki karşısında bu tarz saldırganlıkla gerçekleşen bu tırnak içine göreve katılmama hakkı var. Bu durumda memur değil, amir, emri veren amir sorumlu oluyor. İçişleri Bakanı, vali ailelere seslendi. Aileleri burada çıkarttık. Biz daha sokağa çıkmadık dediler ama eğer bir şey olsun biz sokağa çıkacağız ve siz annelerin öfkesini bilmiyorsunuz dediler. O zaman biz de annelere seslenelim. Polis annelerini, çocuklarınızı buralara göndermeyin. Pek iyi şeyler olmuyor. Ciddi çatışmaya sürüyorlar, insanlık dışı şeyler yapmaya zorluyorlar ve işte bu süreçte 4 polis intihar etti. Bir polis yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için ve geç müdahale nedeniyle eylemci kovalarken köprüden düşerek öldü. Onurlu ve vicdanlı AKP'lilere de seslenelim ve diyelim ki bu zulme ortak olmayın. Burada AKP'liler de var, AKP'ye oy vermiş olan insanlar da var daha önce. Eğer onurunuz, vicdanınız varsa bu partiden istifa edin. Bu partiden sizden vaktiyle oy istemiş olanlara, çevrenizdeki parti yetkilisi, yöneticisi, her kimse, onlara bu zulmü durdurmalarını söyleyin. Biliyoruz ki Çapul TV'nin AKP'li izleyicileri de var. Murat demiş ki
Polat Alemdar 10 senedir şarjör bitirmedi. Belki ondandır. Neden? Polat Alemdar Necati Şaşmaz yani gerçek adıyla görüşecekmiş Tayyip Erdoğan'la. Bu işle ilgili olduğu söyleniyor da ne alakası var? Anlayamadık. Neye yarayacak? Tayyip Erdoğan kendi el aleme güldürmekten başka bilemiyoruz. Evet, daha görüşme bitmeden vali Gezi'ye müdahale sinyali veriyor dedi. Nasıl? Tayyip Erdoğan Taksim dayanışmasını meşruiyetini sorgulatmak, yani buradan açığa çıkmış iradenin ve taleplerin meşruiyetini sorgulatmak için kendi kafasına göre bir görüşme ayarladı. İlk hazırladıkları liste kişiler, kurumlar, çok sayıda kişi ve kurum bu çağrıya gitmedi. Katılacağı sanılan bazı kişiler de gidip oraya yanlış yaptıklarını söyleyeceğiz dediler ve Taksim dayanışmasının buranın gerçek inisiyatif olduğunu söylediler. Taksim dayanışması 87 kurum ve inisiyatiften örgütlü örgütsüz Gezi Parkı direnişlerinin temsilcisi olarak bugüne kadar 15 günlük bu direnişin sözcüsü, temsilcisi, elçisi olarak görev yaptı. Ve 5 Haziran'da Bülent Arınç'la yapılan görüşmede Gezi Parkı direnişçilerinin taleplerini iletmişti. Hükümet de bunu kabul etmişti. Sonradan bunun yalan söylüyorlar. Yani olmadı diye, bize talep gelmedi diye. Erdal Demirli, halkımızı desteğe çağırıyoruz diyor. Evet, sokaklara çıkalım, Taksim'e gelelim, Gezi'ye gelelim. 7'de buradayız. Gündüz işte, gece direnişte olanlar burada olacak. Serhat Söylemez demiş. Ethem Sarısülük'e Allah rahmet eylesin, ailesine başsağlığı dilerim demiş. Ethem Sarısülük gösterilerin başına, yani iki haftadır süren eylemlerin ilk günlerinde polis tarafından gerçek mermiyle vurulmuş. Ve vurulduğunda da aslında kısa sürede beyin ölümü gerçekleşmişti. Fakat bilançoyu düşük göstermek için, can kayıplarını az göstermek için hükümet baskısı ile bu açıklanmamış ve beyin ölümü gerçekleşmedi, makineye bağlı olarak yaşatılıyor, yaşam şansı var denmişti. Bu sendikork haberini yaptı sadece. Doğrulattık sendika yetkililerine, hastane çalışanlarına, tabiplere, tabip odasına, insan hakları vakfı yetkililerine doğrulattık. Ama işte şimdi görüyoruz. Evet, bizim dediğimiz doğru çıktı. Bunu gizleyenler, yalanlayanlar neye hizmet etmiş oldu? Evet, bilanço ağırlaştı. 4 ölüm sayısı şu an en az 4. Ethem Sarısülük'ün yaşamını yitirmesiyle birlikte. Evet, Çapulcu Samet'e Anti-Düring'e teşekkür ediyoruz. Paylaşmışlar. Kadir Bingül, birileri insanlara gazdan gerçekten koruyan maske dağıtsın lütfen. Çocuklar gazdan korunamıyorlar o kötü maskelerle. Profesyonel maskeler var, amatör maskeler var. Bunlar çeşit çeşit, burada gelince görebilirsiniz. Bu çağrıları şöyle diyelim, buraya profesyonel gaz maskesi yardımında bulunabilirsiniz. Getirip burada Taksim Dayanışması'nın standlarına, Çapul TV stüdyosuna, İstanbul Halk Evi'ne ya da Halk Evi'nin buradaki dayanışma standına bırakabilirsiniz. Sendikorg'da gerekli malzemeler ve adresler, teslim edilecek adresler var. Bir Çapulcu Peri demiş ki 24 saat içinde Gezi Parkı'nı dağıtmak istiyormuş Tayyip. Herhalde inandırıcı bulmamış ki Muş demiş. Kaan Özkaymak, dürüst konuşmak istiyorum. Sence bunlardan kaçı bu ülkeyi kaliteyle yönetebilir? Herkes bu soruya kendince bir yanıt versin. Gönül Ağgöl demiş ki derhal istifa dedi o zaman parlamento, Avrupa Parlamentosu. Evet, Avrupa Parlamentosu da bugün saat 4'te Gezi direnişini konuşmak için toplanmıştı. Tayyip Erdoğan herhalde dışarıdan gelecek akla ihtiyacımız yok dediği bu akıldı. Yani insanlara saldırmayın, aklı nereden gelirse gelsin. İnsanları öldürmeyin. Gaz bombasına boğmayın bir kenti. 15 gündür bir süren bir direnişi şiddetle bastırmaya çalışmayın. Aklı nereden gelirse gelsin dinlenilmeli. İster Avrupa'dan, ister Afrika'dan, ister Yemen'den gelsin. Bu aklı dinlememiz lazım. Placement Terrorist, internet üzerinde yapabileceğimiz şeyleri lütfen söyleyin. Elimizden geleni yapalım demiş. Şunu söyleyelim. Evet, burada
tekrar tekrar söylüyorum. Sandy Cork manşetlerde acil ihtiyaçlar ve teslim edilecek adresler yazılı. Ayrıca hashtag olarak hashtag polisi çek ile bir sosyal medya kampanyası başlatıldı. Ana akım medyanın, egemen medyanın, AKP medyasının bir manipülasyon ve yalan bombardımanı var. Bu en azından alternatif medya ve sosyal medya kanalıyla bozuluyor. Siz de buradan duyduklarınızı çevrenize her yolla aktarabilirsiniz, yaygınlaştırabilirsiniz. Gezi Parkı'nın gerçeği bu. Şu an binler burada, 7'de bu eylem daha da büyüyecek. 7'de yani yarım saat sonra Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla 10 binler yine Taksim'de Gezi Parkı'nda olacak. Evet, devam ediyoruz Twitter mesajlarımızdan. Çok sayıda gelmiş. Gökhan Özoğuz başbakanla görüşmeyi reddetti diye paylaşmış. Antti Düring Athena'nın solistiydi. AKP binası önünde canlı yayını yapılıyormuş. Biz de Gezi Parkı'nda canlı yayın yapıyoruz. İsteyen istediğini gösterir. Bizim televizyonumuz, bizim ekranımız çapulcuları gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ı göremeyeceğiniz, bir ferah nefes alabileceğiniz ekran Çapul TV. Çapul TV izleyin. Evet, Pesmin Terisi teşekkür ediyoruz, paylaşmış. Marjinal gruplar varmış, tehlike altındaymışız. Biz 15 gündür o gruplarla iç içeyiz ve hiçbir sorun olmadı demiş Ezgi Kılıççı. Evet, Gezi Parkı'nın mesajı bu. Çapulinha Aylin, bugün dikkatli olun demiş. Lütfen herkesi çağırın, kalabalık olun, direnin, kalbimiz sizinle. Evet, bugün çok daha kalabalık olmalıyız. Bugün, yarın taleplerimiz kabul edilinceye kadar. Tayyip Erdoğan'ın talimatı belki valisine, İçişleri Bakanı'na, HİK deyicilerine, Cumhurbaşkanı'na, Bülent Arınç, Abdullah Gül'e geçebilir. Ama o emirler içinde daha önce AKP'ye oy vermişlerin de bulunduğu bu halka, bu halk direnişine geçmez. Biz 24 saat içinde bir direniş bitirmeye, taleplerimizi kabul ederseniz belki bir şenlikle bu direnişi bitiririz, ama talepler kabul edilmedikçe, AKP bunun özrünü dilemedikçe, bu kadar ölümün, en az 4 ölümün, 20'nin üstünde ağır yaralanmanın, 5000'in üstünde yaralının, bu hoyratlığın, insanları yok saymanın, bir parkı yok etme projesinin özrünü dileyip gereğini yerine getirmedikçe, Twitter atanı gözaltına almanın özrünü dilemedikçe, gözaltındakileri serbest bırakmadıkça, ne 24 saat ne de 240 saat bu direniş bitmeyecek diyoruz Gezi Parkı'ndan.